Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manav ben. Bugün sizinle Redmi Note 11 serisine yakından bakıyoruz. Redmi Note 11 lansmanındayım ben şu anda aslında. Normalde bunu çekiyorum ama şu anda Redmi Note 11 lansmanındayım. Akşam saat 10 civarlarında da bu videonun yayına girmesini planlıyorum. Şu anda Redmi Note 11 arkadaşlar Türkiye'de bu akşam itibariyle resmen tanıtıldı. Benim masamda şu anda 3 tane farklı Redmi Note 11 serisi var ama aslında Türkiye'de tam 4 farklı Redmi Note 11 serisini göreceğiz. Redmi Note 10'daki başarıdan sonra Redmi Note 11 çok fazla insan tarafından soruldu. Abi ne zaman gelecek, ne zaman gelecek diye. Bana sorarsanız hızlı bile geldi. Neden diyeceksiniz? Baktığınız zaman ya özellikle Xiaomi'nin rakiplerinin hani telefon getirme tarafında Xiaomi kadar hızlı hareket edemediğini görüyoruz. Mesela bu telefonlar ben yanlış hatırlamıyorsam Ocak ayının sonunda tanıtılmıştı. Bakıyoruz bugün Mart ayının sonu itibariyle bu telefonların Türkiye pazarına giriş yaptığını görüyoruz ki sadece 2 aylık bir süre var. Bence en azından bu çip krizinde bile kabul edilebilir bir süre olarak görüyorum. Yani bu çip krizleri falan aşıldığında umarım markalar böyle aynı anda telefonlarını hem Çin'de hem de Türkiye'de, Avrupa'da satışa sunabilirler diye umut ediyorum. Bu bence çok ama çok önemli bir detay. Şimdi masada olmayan telefon ne diye soracaksınız. Şimdi bu masada arkadaşlar Redmi Note 11 burada. Bu telefon Türkiye'de üretilen bir telefon. Redmi Note 11 serisi Türkiye'de üretiliyor. Yerli üretim bir telefon ve bu bence önemli detaylardan bir tanesi. Bununla beraber Redmi Note 11 S var burada. Ve burada da Redmi Note 11 Pro 5G'yi görüyoruz. Bir de arkadaşlar bu telefonlara ek olarak Redmi Note 11 Pro'nun 4G versiyonu gelecek. Bu 4 telefon birden Türkiye pazarına giriş yapacak ve bence orta segment pazarında farklı fiyatlandırmalarla birçok kullanıcının kafasını karıştıracak ve ürün seçimi konusunda onlara bence esneklik verecek bir detay haline gelecek. Şimdi bu 4 telefonumla arkadaşlar ortak noktası AMOLED ekran kullanmaları. Redmi Note 11 Pro 5G ve Redmi Note 11 Pro 4G versiyonlarında arkadaşlar Super AMOLED ekran var ama ya bu Super AMOLED ekranla AMOLED ekran arasındaki fark ne diyorsanız ya benim bildiğim çok öyle aman aman bir fark yok, sadece işte dokunma ve ışık sensörlerinde Super AMOLED'de daha iyi böyle performans sağlandı. Yıllardan beri söylenir ama teknik anlamda çok büyük bir fark olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. 4 telefonda da Super AMOLED ekran kullanılması bu noktada dediğim gibi Redmi Note 11 serisinin elini güçlendiren bir detay. Şimdi Redmi Note 11 serisinin arkadaşlar bu telefonda Snapdragon 680 Yonga seti var. Eski bir Yonga set değil, yani bunları 662'lerle falan karşılaştırmayın. Bu yeni bir Yonga seti ve 6 nanometre üretim sürecine sahip olan bu Yonga seti enerji verimliliği tarafında da performans tarafında oldukça iddialı olacaktır. Önümüzdeki dönemde zaten dediğim gibi telefonun incelemelerini sizlerle paylaşacağız. Şimdi bu Redmi Note 11 serisinde arkada dörtlü bir kamera yapısı var. Yine önemli detaylardan bir tanesi 50 megapiksel bir ana kamerası olması. Biliyorsunuz bu artık 48 megapikseller vardı ama bu noktada markaların artık yani yeni telefonlarında yeni sensörlerle yeni nesil 50 megapiksel sensörlerle yola devam ettiğini görüyoruz. Nasıl bir performans imza attığını dediğim gibi test edeceğiz. 8 megapiksel geniş açı, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel bokeh sensörü bu telefonda yine yer alıyor. Redmi Note 11 ile ilgili söyleyeceğimiz şeylerden bir tanesi şu. Hem Redmi Note 11 arkadaşlar hem de Redmi Note 11 S'in 90 Hz ekran tarama hızı olduğunu söyleyelim. Redmi Note 11 Pro serisinde ise arkadaşlar hem 4G hem de 5G versiyonlarında 120 Hz ekran tarama hızı olduğunu belirtelim. Redmi Note 11 S ile ilgili şunu söyleyelim. Bu telefonla arkadaşlar biliyorsunuz Redmi Note 10 S'te MediaTek'in Helio G95 Yonga seti kullanılmıştı. Bunda ise Helio G96 Yonga seti var. Daha önce test ettiğim bir Yonga seti gerçekten hem enerji verimliliği hem de performans tarafında kesinlikle bir sorunla karşı karşıya bizi bırakmadı ve 60 FPS'lere falan çıkabildiğimiz bir performansı bu Yonga setten görmüştük. Ama nasıl performans imza attın dediğim gibi önceki günlerde yapacağımız detaylı incelemeleri sizlerle paylaşacağım. Redmi Note 11 S'in de kamerasında 108 megapiksele çıkıldığını görüyoruz. Aynen 8 megapiksel işte geniş açı, 2 megapiksel makro, bokeh yine bunda da devam ediyor. Redmi Note 11 Pro ile Redmi Note 11 Pro 5G arasında yani teknik anlamda hemen hemen hiçbir fark olmadığını söyleyebilirim. Yani 120 Hz ekran tarımımızı, Super AMOLED ekran, işte bununla beraber 1200 nits'e kadar çıkan parlaklıkla beraber amiral gemisi telefonda görebileceğimiz bir ekran performansını bu telefonlardan alabiliyoruz. Kamera tarafında ise aynen Redmi Note 11 S gibi 108-8-2-2 ile yine yola devam ediyor bu telefonlarda. Sadece şu an masamızda bulunan arkadaşlar 5G versiyonunda 3 tane kamera var. 4G versiyonunda 4 tane kamera var. Peki hangisi eksik diyorsanız bokeh sensörü bu telefonda eksik. Ya bokeh sensörü bu telefonda eksikse onda neden var? Yani bokeh sensörü bu kadar önemli bir şeyse bunda neden yok? Böyle saçma sapan sorularla
Ya arkadaş şu bokeh sensörlerinden falan bir makro sensörden bir kurtulamalı sektör gitti. Tabii ki 5000 mAh pil ve 67 watt hızlı şarj desteğiyle beraber bence orta segmentte iddialı telefonlardan bir tanesi oluyor. Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11 Pro 5G modelleri. Arkadaşlar benim telefonla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yani siz şu anda bunu izlediğiniz an itibariyle muhtemelen ben lansmanda Xiaomi yöneticileriyle bu telefonları konuşuyor ve röportaj hazırlıyor olacağım sizin için. Telefonların genel performansını gerçekten ben de çok fazla merak ediyorum. Önümüzdeki dönemde yapacağımız testlerle zaten bunları ortaya koyacağız. Ama benim yani 4 telefonla ilgili de bir eleştirim var. Bu 4 telefon da arkadaşlar 4K çekim gücü yok arka kameralarında. Yani hatta şu anda teknik spesifikasyonlarına baktığım zaman 1080p'de arkadaşlar 60 fps'i de görmüyorum. Yani bu bence çok büyük bir tuhaflık. Yani bu telefonlarla ilgili yapacağım tek eleştiri bu olabilir. Yani yeni güncellemelerle bu bize verilecek mi? 4K çekim gelecek mi? 1080p'de 60 fps çekebilecek miyiz? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama benim bu 4 telefonla ilgili yapacağım yani tek eleştiri bu olacaktır. Telefonların fiyatları belli olduğu zaman mutlaka zaten sizinle teknoburan.net'ten paylaşıyor olacağız. Ve önümüzdeki günlerde de dediğim gibi bu telefonun belki fiyatlarıyla ilgili de ayrıca bir video çekeriz diye düşünüyorum. Benim şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Siz Redmi Note 11 serisiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Şu anda zaten muhtemelen bu videoyu izliyorsanız bu telefonların fiyatları da bellidir. Teknoburan.net'e gidip fiyatlara bir bakıp arkadaşlar mutlaka yorumlarınızı ondan sonra yapın. Yeni videolarda görüşeceğiz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.